Refah Partisi kapatıldı. Şimdi bütün zihinleri aynı soru kurcalıyor. Acaba Refah Partisi'nden sonra ne olacak? Refah Partisi bölünecek mi? İslamcı çevrelere dönük yeni yeni partiler ortaya çıkacak mı? İşte bu soruya ilk yanıt İzmir'den geldi. Erbakan'ın 25 yıllık dava arkadaşları yollarını ayırmaya karar verdi. 25 yıl önceki bir düş bugün gerçek oldu. 25 yıl önce İzmir'de bir grup İslamcı aydın kendi istedikleri hayat tarzını yaşayabilecekleri gettolar kurmak istediler. İslami gettoların ilk örneğini oluşturan Akevler blokları işte böyle doğdu. Akevler blokları daha sonra bir İslami ekole dönüştü. Özellikle entelektüel konularda Refah Partisi'ne öncülük etti. Örneğin adil düzen fikri işte bu Akevler bloklarında oluştu. Şimdi Akevler blokları siyasi hayata girmeye hazırlanıyor ve Akevler şimdi yeni bir parti kuruyor. Akevler burada yaşayanların düşüydü. İslami bir yaşam tarzını İslamcı komşularıyla paylaşmak istiyorlardı. Projenin mimarı Süleyman Karagülle'ydi. İslamcı muhafazakar muhalefetin ilk ortaya çıktığı Bağımsızlar Hareketi'nin kurucuları arasında yer alıyordu. Adalet Partisi'ne isyan eden bu bağımsızlar, Milli Nizam Partisi'ni kurduğunda Karagül'le yine Erbakan'ın yanındaydı. Ben Aydın'ı bağımsız adaylığı koydum. Erbakan da Konya'dan koydu. Tabii bizim seçilmemiz mümkün değildi. Ama Erbakan seçilebilir diye biz adaylıkları koyduk. Yani takviye olsun diye. Milli Selamet Partisi kurulduğunda bu kez Ege bölgesinin örgütlenmesinin başına getirildi. İşte bu dönemde Karagül'le yakın bir arkadaşıyla birlikte Akevler'in kurulması projesini geliştirdi. Bu yakın arkadaşı Fethullah Gülen'den başkası değildi. Akevler'de tamamen İslami bir yaşam tarzı kurmayı hedeflemişlerdi. Her evin zemin katı mescid olacaktı. Tarikatlar ayrı apartmanda oturacak, her görüş kendi istediği gibi yaşayacaktı. Evlere nurculuğu simgeleyen nur evleri denilecekti. İşte bu projenin en önemli mekanı ise teraslardı. Teraslar İslami eğitim için kullanıldığında paha biçilmez bir değer kazanıyordu. İşte bu aşamada Karagülle ile arkadaşı arasına kara kedi girdi. Fethullah Gülen bu teraslarda sadece nurculuğun ve Said-i Nursi'nin anlatılmasını istiyordu. Karagülle ise her tarikatın istediği gibi zikir yapmasını, istediği kitabı burada okuması gerektiğini söylüyordu. Yolları ayrıldı. Karagülle kooperatifi kurdu ve Nur Evler yerine Ak Evler adını verdi. Şimdi bu teraslarda İslami eğitim veriliyor. İslami olarak yani toplantılarımız var. Gelişme açısı dahi mesela akşama Süleyman Bey ders veriyor bize. Derse gelip gidiyoruz. Hanımlar kendi aralarında toplanıyorlar. Artık tartışabiliyorlar. Bugün Akevler 800 daireli dev bir siteye dönüştü. Düş gerçekleşti. Şimdi bu evlerin zemininde mescitler var. Çocuklar İslami eğitimin verildiği yuvalara gidiyor. Mahallenin içinde bir kreş var. Bilmiyorum, benim çocuğum henüz küçük, hiç göndermedim ama tabii diğer okullara göre biraz daha iyi. Yani dini öğretiyorlar, en azından bir dua öğrenebiliyorlar ya da Allah nedir öğrenilebiliyor. Her türden şey öğretiliyor bildiğim kadarıyla. Allahu Ekber Allah! Her evin mescidindeki ezan apartman boşluğunda yankılanıyor. İslami bir hayat tarzının gerekleri yerine getiriliyor. Esnaf da bu gereklere uygun ürünler satıyor. Bu yaşa kadar geldim. İçki ne gördüm, ne sattım, ne kullandım. Ondan sonra burada içki satsam dahi bir tane müşteri buraya gelmez. Akevler'de ev sahiplerine tapu verilmemesi bir prensip olarak kabul görüyor. Apartmandaki komşusuyla sorunu olanlara ya da o apartmandaki yaşamla uyum sağlayamayanlara başka bir apartmandaki daire öneriliyor. İşte bu nedenle de mülkiyet duygusu törpüleniyor.
kooperatif içerisinde biz yeni bloklar yapıyoruz, yeni inşaatlar yapıyoruz. Apartman içerisinde uyumsuz bir kişi olduğu zaman o bloklara veya yeni apartmanlara geçme hakkını tanıyoruz. Dolayısıyla o apartmandaki ihtilafı çözmeye çalışıyoruz. Akevler'de komşular arasındaki ilişkileri mahkeme değil hakemler düzenliyor. Sorunları hakemler çözüyor. Komşular da hakemlerin aldığı karara uymak zorunda. Karara uymayanlar yani mahkemelere gidenler üyelikten çıkarılıyor. Akevler'de yaşayanlar projenin tamamının da ortakları. Bu projede sadece ev sahibi olunmuyor. Aynı zamanda tavukçuluktan zeytinyağı üretimine, doğrama atölyesinden yayıncılığa kadar pek çok ticari teşebbüse de ortak olunuyor. Bugün Akevler'in 2000 ortağı var. Yaklaşık 4000 konutluk daha yeni evler inşa ediliyor. Ve şimdilerde İzmir'deki Özçelik Döküm Fabrikası Akevler tarafından satın alındı. Şimdi değeri 10 milyon dolar yani 22 trilyon lirayı bulan bu fabrika da Akevler'in gelir kaynaklarından birini oluşturuyor. Akevler sistem içinde alternatif İslami toplum modelinin çekirdeğini kuruyor. Akevler sadece ekonomik bir proje değil. Bu evlerde daha çok ilahiyat kökenliler ve Nakşibendi tarikatının Uşşaki tekkesinin müritleri oturuyor. 25 yıldır bu evlerde İslami toplum modeline ilişkin kuramlar üretiliyor. Ama gelenler daha çok İslamiyet'i esas aldıkları için İslami yönü ağır bastı. Halbuki bir hukuk düzeni içerisinde hukuk düzenine uygun İslami proje nasıl geliştirilir? Esas fikir buydu. Süleyman Karagüllen'in öncülüğünde İslam'la demokrasiyi barıştırma çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle de Akevler İslami çevrelerde bir ekol olarak kabul ediliyor. Bu ekolün temsilcileri Refah Partisi'nde de etkin görevler üstlendi. Onlar da komutanın emrine girmişti. Ürettikleri teorileri Erbakan tarafından benimsendi. Bunlar arasında en önemlisi Adil Düzen projesiydi. Refah Partisi diyor ki, 20 Ekim'de oylarınızı adil düzen için kullanın. İktidara gelince sizi unutanları, kendi maaşlarına bir çırpıda zam yaparken... Refah Partisi bu söylemiyle kitlelere sosyal adalet sağlayacağı imajını uyandırdı. Refah iktidarında gündeme gelen cezaevlerinin ıslahı, insan hakları paketi gibi diğer çalışmalar da yine burada oluşturuldu. Ancak refah yöneticileriyle Akevler ekonominin arası bir türlü iyileşmedi. Adil düzeni benimsemeyen, bilmeyen yani bilmediği için benimsemeyen bir yönetici var. Onlar yeniden talebe olmak istemiyorlar, yeniden öğrenmek istemiyorlar. Erbakan gibi öğrenme kabiliyetleri de yok herhalde. Onun için partiyi de ellerinden kaçırmamak için adil düzene karşı çıktılar. Ve Erbakan'a uygulatmadılar. Akevler'in temsilcileri Refah Partisi'nde bir türlü söz sahibi olamıyordu. Refah Partisi hiç ilgilenmedi bize. Bilakis bize hep zarar oldu. Yani biz ne kadar Refah Partisi'ni destekledikse o da Akevler'e karşı o kadar zararlı oldu. İki taraftan oldu. Kendisi hiç desteklemedi. Ortaklar bile çekti. Hiçbir destek yapmadı. Yani partiyken de yapmadı, iktidardayken zaten görüşmedi. O bir taraftan da o birileri siz refahçısınız diye bizimle ilgilenmediler. Biz arada ezilmiş gibi olduk. İşte bu aşamadan sonra Refah'la Akevler arasında ipler koptu. Refah'ın kapatılması sonrasında Akevler ekolü kendi partisini kurmaya karar verdi. Bu söylediğim tarikat usulünde ilim yok, tartışma yok. Erbakan ne derse onu yapacağız. İş bu tarikattır işte. Halen programı yazılan bu partinin ismi Adil Düzen olacak. Yani Akevler kendi kuramına sahip çıkacak. Peki bu kuram Refah'tan ne kadar farklı? Cumhuriyetin temel değerlerine ne kadar duyardı? Kemalizmi alırız. Kemalizm olarak, kemalistsek eğer alırız. Alıyoruz da biz diyoruz. Devlet çünkü o öyle kurulmuş da ondan. Biz değiştiremeyiz onu çünkü devlet bu devlet o. Biz bu devletin içinde yaşıyoruz. Bu kemalizmdir. Burada varız biz. Ama Atatürkçülükte yokuz. Ne demek Atatürkçülük? Onu insanüstü varlık kabul ederek ona tapmaktır Atatürkçülük. Anıt kabir yapmak. Mustafa Kemal mezarları niçin kapattı? Türbeleri niçin kapattı? Akevler ekolünün kurucusu Süleyman Karagül'le demokrasiyi şeriat olarak tanımlıyor. Partinin yapmak istediği de bütün Türkiye'yi Akevler haline getirmek. Biz istiyoruz ki bütün Türkiye siteleşsin. Yani birbirleriyle anlaşabilecekler bir araya gelsin.
kendi örgütlerini kendileri kursun, kendilerini kendileri yönetsin. Şimdi İzmir'de bu küçük ofiste sessiz sedasız yeni bir partinin ayak sesleri duyuluyor. İslamcı kadrolar Refah'ın şemsiyesinden çıkıp kendi yollarında yürümeye hazırlanıyor. Erbakan'ın tekelinde değildir siyaset. Erbakan'ın tekelinde değildir İslamiyet. İslamiyet toplumumuzun ortak bir değeridir. O halde İslamiyet'in gereği olarak da kendisini artık gençlere, daha sonrakilere bırakması lazım. Akaviler modeli çoğulcu bir İslami toplum projesi olarak İslamcı çevrelerde ilgiyle karşılandı ve izlendi. Aynı görüşten, aynı cemaatten ve aynı tarikattan insanlar aynı apartmanlarda birlikte yaşayacaklardı. Ancak Akaviler'de yaşayanlar sadece iyi komşuluk ilişkileriyle yetinmediler. İslami çevrelerde entelektüel kimlikleriyle ağırlıklarını hissettirmeye başladılar. Bu çevrelerden biri de Refah Partisi'ydi. Akaviler'de yaşayanlar Refah Partisi'ne adil düzen fikrini ödünç olarak verdiler. Ancak Refah Partisi Akaviler'de yaşayanlara istedikleri ilgiyi göstermedi. İşte bu nedenle de Refah Partisi'ne kırıldılar, gücendiler. Şimdi Refah Partisi'ne ödünç verdikleri adil düzen fikrini alarak kendi partilerini kurmak ve siyasi kulvara çıkmak istiyorlar.